İçişleri Bakanı var, biliyorsunuz değil mi? Neyse. Neyse. 2 gün önce bir açıklama yapmış. Neymiş? 14 Mayıs 2023 seçimleri bir darbe girişimiymiş. Anadolu'da güzel bir söz var. Hepiniz bilirsiniz. Ne deriz? Takke düştü deriz. Kelle göründü deriz. İşte bunların demokrasi inancı bu kadar. Bugün şunu görüyorlar. Artık vatandaşımızın, insanlarımızın, milletimizin rızasını kazanamıyorlar. Sandıkta oyunu alamıyorlar. Alamayınca söyleyecek söz bitmiş. İnanın söyleyecek yalanları bile bitti. Söyleyecek söz bitmiş. Neymiş? 14 Mayıs seçimleri bir darbe girişimiymiş. E sizin vazifeniz İçişleri Bakanı olarak darbeyi engellemek değil mi? Ne yapacaksınız? Seçimi mi iptal edeceksiniz? Isparta meydanından haykırmak isterim. Milletin önüne duvarlar örülmez. Bu aziz millet dün olduğu gibi bugün de o duvarları yıkar Allah'ın izniyle. Duvarlar örülmez. Bundan 2-3 hafta önceydi galiba. AKP Genel Başkanı Erdoğan seçim beyannamesini açıkladı. Aslında beyanname falan değil. 21 yıllık bir itirafname. Başarısızlıklarının itirafnamesi. Türk milleti kendilerinden önceki hiçbir siyasi iktidara nasip olmayacak kadar yetki istemişler, yetki vermiş. Güç istemişler, güç vermiş. Güç yetmemiş, biz mutlak güç istiyoruz demişler. Onu da vermiş. O da yetmemiş. Biz demişler dilimizden dökülen kanun haline gelsin. 16 Nisan referandumuyla şaibeli bir seçimle onu da geçirdik dediler. Sınırsız yetki, sıfır denetim mekanizması içerisinde elimiz ayağımızda kimse takılmasın. Hukuk denetlemesin, medya denetim yapmasın, sivil toplum denetim yapmasın, biz yolumuza devam edelim dediler. Devam ettiğinizde peki ne oldu? Milletin sofrasındaki ekmeğini küçülttünüz, hatta yok ettiniz. Bu keyfi rejimin bedelini 85 milyonun içerisinde bir mutlu azınlık dışında iktidarın yandaşı olmuş. Mutlu azınlık dışında herkes işsizlik olarak ödüyor. Zam tsunamisi altında enflasyon olarak ödüyor. Yoksulluk olarak ödüyor. Bunun bedelini ödüyoruz. Çift taneli işsizlik, çift taneli enflasyon rakamları, çift taneli faiz oranları. Bugün ekonomistim diyerek ortaya çıktıkları andan itibaren uyguladıkları politikalarla geçen yıl bir bayram öncesiydi. Bayram ikramiyesi artırılsın diye emeklilerimiz talep ilettiğinde Çalışma Bakanı aynen şöyle söyledi değerli hemşehrilerim. Bunun bütçeye 10 milyar lira ek maliyeti olur dedi. Bakın milyonlarca emeklimize. O 10 milyarı vermeyenler milyonlarca emekliye çok sınırlı sayıdaki
Mevduat sahibine kur korumalı mevduatla bugün itibariyle bile 200 milyarın üzerinde kaynak aktardılar. Bunlar kimin iktidarı bilesiniz? Bunlar kurtla yiyen, kuzuyla ağlayan bir iktidardır. Ama sureti haktan görünüp, sureti haktan görünüp muhalefeti suçluyorlar. Muhalefet size ne yapıversin, bu kadar yanlışınıza ne yapıversin? Milletimiz yetki vermiş. 21 yılda sistematik çöküş yaşar hale getirmişsiniz. Bir 5 yıl daha milletimiz yetki verse, sormak isterim değerli hemşehrilerim, değerli Spartalılar, bir 5 yıl daha yetki verseniz, bu iktidar 21 yılda yapamadı, neyi yapacak? Size sormak isterim, bir şey yapabilir mi? Şimdi çıkmış Sayın Erdoğan, bu 21 yılın üzerine açıkladığı yapmadıklarının, yapamadıklarının itirafnamesi olan seçim beyannamesinde ne diyor? Biz diyor mülakatı kaldıracağız diyor. Bir parti devletine dönüştürmek için, FETÖ ile beraber bu devleti ele geçireceğiz diyerek çıktığınız güzergahta, ÖSYM'de soruları çaldınız, çaldırdınız, milyonlarca gencimizin hakkını yediniz, hakkını yediniz. Adalet sadece adalet saraylarında, mahkemelerde değil. Eğer benim bir genç kardeşim çıkıp şunu diyebiliyor ise, ülkede adalet işliyor demektir. Benim genç kardeşim şunu diyorsa, ben alın teri döktüm, göz nuru akıttım, başarılı oldum, üniversiteyi bitirdim, kamunun sınavlarını kazandım, mülakata da girdim, ama benim hakkımı ne şah, ne padişah, ne de reis diyebilir diyor ve hakkını alıyorsa, orada adalet işliyor demektir. Biz biliyoruz bu iktidarı. Hak, hukuk, adalet. Evet. 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 Bizleri de bu Halil İbrahim sofrasında bu amaçla beraberiz. Millet İttifakı'nın önündeki millet adına göreceği vazife bellidir. Bir tarafta bu 21 yılda kravatlı bir soygunla, kitabına uydurularak milletimizin milyarlarca doları çalındı. Bunun hesabını soracağız, soracağız. Böyle talebiniz var değil mi? Bunun hesabını soracağız. Eğer yapanın yanına kâr kalacaksa biz neyin mücadelesini veriyoruz? Yapanın yanına kâr kalacaksa neyin mücadelesini veriyoruz? Zaman zaman hesabını soracağımız dediğimizde diyorlar ki hepimizi bir torbaya mı atacaksınız? O sizin bildiğiniz iş. Hukuksuzluk icat etmeyi siz bilirsiniz, siz. Bu iktidar sahipleri bilir. Biz istiyoruz ki hukuk işlesin bu ülkede. Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'yi, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye'yi Allah'ın izniyle 13. Cumhurbaşkanımız, yarınki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde hep beraber ortaya çıkartacağız. Hep beraber ortaya çıkartacağız. Bu meydanda gösteriyor ki artık su arka düşmüş, yolunu bulmuştur. Allah'ın izniyle yolu Çankaya Köşkü'dür. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle
Şimdi iktidarda biraz evvel İçişleri Bakanı nasıl seçimleri bir darbe girişimi olarak niteliyorsa, bu iktidarın da zaten her anlamda ufkunu gördük. Demokrasiyle ilgili ufkunu gördük. Hukukla ilgili ufkunu gördük. Gördüm. Gençleri nasıl görmem? Gördüm. Demokrasiyle ilgili, hukukla ilgili ufuklarını gördük. Ülkenin kalkınmasıyla ilgili ufuklarını gördük. 2023 hedeflerinden hiç bahsettiklerini görüyor musunuz? Sadece küçük bir hata yapmışlar. 2023 değil de 2071'e koymuşlar şimdi hedefi. Ölme babam, ölme. Niye? Küçük bir hata. Ne yıllık bütçelerinde, ne orta vadeli planlarında, ne 5 yıllık kalkınma planlarında hiçbir hedefinizi tutturamamışsınız. Şimdi diyorlar ki hala bize güvenin. Peki Isparta'mız, Ispartalı hemşehrilerim, bu dini menfaat yapan, menfaati din yapan bu iktidara nasıl güvenebiliriz? Güvenebilir miyiz? Güvenemeyiz. Bir tane bozbulanık Bekir var, Adalet Bakanı. Diyor ki bu muhalefete teslim edilmez. Ya muhalefete teslim etmeyeceğiz de Allah bizi affetsin diyerek Türkiye'yi yeniden unutmak istediği kara günleri, kara ayları, kara yılları, 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüyle bu ülkede darbe teşebbüsü yaşatır hale geldiniz. Size mi emanet edecek? Ne Sayın Erdoğan'a, ne de onun sefiller kumkuması bu bakanlarına bu Türkiye'yi emanet edemeyiz. Gençlerimizin geleceğini, kadınlarımızı emanet edemeyiz, Evet değerli hemşehrilerim, Cumhurbaşkanımız geliyor zaten biraz sonra. Biraz heyecanımızı daha da yükseltelim. Bu iktidara emanet edemeyiz. Niye? Bugün gözüme çarptı. Türk İş Konfederasyonu yoksulluk sınırını, açlık sınırını açıklamış. Değerli hemşehrilerim, açlık sınırı bile bu ülkede 10 bin liranın üzerinde, 10.135 lira olmuş. Yanlış politikalarının neticesinde kendi insanımıza sunmadığımız refahı milyonlarca bağrımıza basmak zorunda kaldığımız sığınmacılar başta olmak üzere, değil mi? Kendi insanımıza sunacağız. Nereden geldiğimizi biliyoruz ama bugün bu büyük ülkenin kaynakları Allah'ın izniyle herkese yeter. Sadece birilerine yetmiyor. Türk İş milletimizin yoksulun açlık sınırını belirlemiş. Ama bu iktidarın tokluk sınırını belli edememiş. Bu iktidarın tokluk sınırı belli olmadığı için milyonlarca insanımız aç, yoksul. Gelir adaletsizliği bu ülkede eğitim adaletsizliğine dönüşür hale gelmiş. Şimdi bu alanlarda yapacak hiçbir şeyleri yok. Dillerinde tutturmuşlar.
Muhalefet PKK ile işbirliği yapıyormuş. Orayla işbirliği yapıyormuş. Dış güçlerle işbirliği yapıyormuş. Ya onu ancak siz yaparsınız. Siz de kendi şahsi zafiyetleriniz, kayda girmiş yolsuzluklarınız dolayısıyla kapalı kapılar ardında kendinizi kurtarmak için attığınız adımlar bu ülke için bir milli güvenlik açığı haline gelmiş. Onu siz yaparsınız. PKK ile işbirliği yapmak Erdoğan'ın hakkı. O yapar. Değil mi? Yapar. FETÖ ile işbirliği yapmak onu da yapar. Şimdi bunlar yetmedi. Kahraman Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan'ın öldürenleri, Hizbullah'ın partisinin adaylarını kendi listelerinden aday göstermişler. Her yol mübah bunlar için. Her yol. Tek bir hedefleri var. Ülke adına bir idealleri yok. Milyonlar adına idealleri yok. Gençler adına idealleri yok. Türk kadını adına idealleri yok. Tek bir hedefleri var. Yargılanmamak için bir kişiyi, onun ailesini ve şürekasını kurtarmak. Oysa bizim 85 milyon için hayallerimiz var. Hayallerimiz var. Hayallerimiz var. Hayallerimiz var. Türk insanı ile Türk insanı arasına örülmüş duvarları yıkmak gibi bir hayalimiz var. Bu ülkede her bir vatandaşımızın hukukundan emin olduğu bir Türkiye inşa etmek gibi bir hayalimiz var. Bütün bunları Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz. Söyleyecek sözü bitenler şimdi mevsimlik milliyetçilik yapıyor. Daha düne kadar milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyenler bunları unutmuş. Yanlarını da bir milliyetçi partiye almışlar güya birkaç tane. Onlar da bu olana bitene sesini çıkarmıyor. Sesini. Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasasının ilk 4 maddesini kabul etmeyen Hüdapar'la işbirliği yapacaksın, muhalefeti suçlayacaksın. Var mı öyle dava? Öyle bir dava yok. Bunlar Mart kedisi gibi. Hem kendi suç işliyorlar hem muhalefeti suçluyorlar. Böyle bir iktidarı İlelebet Allah'ın izniyle göndereceğiz. Neyi söylerse söylesinler. Neyi söylerse söylesinler. Hazreti Mevlana öyle diyor. Ey gönül diyor. Kadere bahane bulma. Buğday ektin de arpa mı biçtin diyor. Bu iktidarda 21 yıldır millete hizmet ettin de milletten şimdi karşılık mı alacaksın? Değerli hemşehrilerim, sözlerimin sonuna geliyorum. Bir şeyin altını daha çizmek isterim. Maalesef bugün bu ülkede yolsuzluklar öyle bir noktaya gelmiş ki münferit olan yolsuzluklar sistematik hale gelmiş. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde bir eşkıyaya sormuşlar. Demişler ki bu kadar eşkıyayı dağ başında nasıl tutuyorsun diye. O eşkıya demiş ki onlara o kadar çok suç işlettim ki ovaya inecek yüzleri yok. Şimdi bu Teyyo pehlivan var ya yukarıdaki Teyyo pehlivan. O da etrafına o kadar çok suç işletti, kirletti. Onlar ancak öyle yönetiyor. Yolsuzluklar bu ülkenin milli güvenliğini inanın tehdit eder hale gelmiş. Hep şuna inandım. Bu ülkenin büyük kaynakları var dünle mukayese ettiğimizde.
Ama zaman hızla akıyor. Bu kaynakları öncelik sıralamasında doğru yapmalıyız. Türkiye'nin gelişmiş dünya ile arasındaki mesafeyi kapatabilmesi, yeni yeni güç merkezlerinin, yeni yeni ittifakların küresel ve bölgesel kurulduğu böyle bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukukuna, demokrasisine, eğitim sistemine, ekonomisinden başlayarak bu çağın icap ettirdiği derinliği katacak bir programla, Türkiye'nin büyüklüğüne denk bir siyasi akılla ve kadroyla buluşturamazsak bilesiniz ki daha büyük meydan okumalarla karşı karşıya kalırız. İşte bu akılsızların Suriye'de izledikleri politikanın bedelini Türk milleti ödüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ödüyor. Orada AKP'nin yanlışları dolayısıyla bir PKK devleti kurulur hale gelmiş. Siz önce gelin, mevsimlik milliyetçilik yapacağınıza bunun hesabını verin. Bu haram saltanatını Allah'ın izniyle yıkacağız, yıkıyoruz da. Büyüye büyüye, birleşe birleşe, yüreklerimizden akan bu enerjiyle beraber Türkiye'de bu iktidarın giydirmeye çalıştığı deli gömleklerini yırtarak Allah'ın izniyle bu büyük cumhuriyeti, bu aziz milleti yarınlara taşıyacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Yeter ki kamu malını kendi namusu bilen yöneticiler elinde olsun. Bunu da Allah'ın izniyle başaracağız. Ve diyorum ki Isparta, ses duymak istiyorum. Ses duymak istiyorum. Ses duymak istiyorum. Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldıracak mıyız? Tekrar sağır sultanlar duysun. Isparta soruyorum. Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldıracak mıyız? Allah'ın izniyle çaldırmayacağız. Şühedanın bize emanet bıraktığı bu vatan toprağının her noktasına, taşına, toprağına, insanına, kurduna, böceğine sahip çıkarak bizden sonra gelecek nesillere refah içerisinde, güven içerisindeki bir Türkiye'yi hep beraber emanet edeceğiz. Ambulans. Ambulans lütfen. Ambulans. Geçmiş olsun. Hep beraber Allah'ın izniyle inşa edeceğiz. Çok az bir zaman kaldı. Çok az bir zaman kaldı. Hani diyor ya, vur kazmayı Ferhat. Çoğu gitti, azı kaldı diyor ya. İşte çoğu gitti. 14 Mayıs'a az kaldı, az kaldı. Yeniden demokrasi bayramımız olarak kutlayacağımız o güzel günlerde buluşmak ümidiyle baba ocağımız, babamız Demirel'in memleketinden başta burada bulunan sizleri, burada bulunamayan, gönülleri, kalpleri buralarda bulunan tüm vatandaşlarımı ben de en derin saygılarımla selamlıyorum. Kendimizi sizlere, sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Güzel günler bizimdir. Baharın geldiği o güzel günlerde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Allah'a emanet olunuz değerli hemşehrilerim. Allah'a emanet olunuz. Allah'a emanet olunuz. Öncül başkanım, seni de gördüm.